Herkese merhaba. Tekrardan ben. Bu hafta İngilizce bir öykü olan Nobody in Hollywood öyküsünü inceleyeceğiz. Hollywood'daki hiç kimse, Hollywood'daki kimseye benzemez gibisinden çevrilebilir belki. Şimdi öykümüzde kimler var? Onlardan bahsedelim. Ignatius var. Ana karakter, anlatıcımız. Daha sonrasında Doug var. Doki. Reis. Eski futbolcu. Ignatius'ın da abisi. Arada 20 yaş var. Her şeyi buna öğretiyor. Öğretiyor da öğretiyor. Tabii sonunda olaylar oluyor. Oraya geleceğiz. Sonra Samantha var. Doug'un sevdiği, aşık olduğu kız. Gacı. Kolokyul kullanırsak. Gacı. Neyse işte bir de Hildy var. Bu da bizim Ignatius'ın eşi. Ex-wife da diyebiliriz çünkü boşanıyorlar. Neyse velhasıl kelam. Bu hikaye başlıyor işte. Ignatius'un şey lafıyla başlıyor. Çok yumruk atılası bir yüzüm vardı. Adam direkt söylüyor. Hani ben sevilecek bir tip değilim. Hani benim yumruk atılası bir yüzüm vardı. Çok da hani, gelen giden vurur bana demeye getiriyor. Bu biraz onun karakterini belli ediyor tabii. Bir şeylere pasif kalışı. Pasif duruş sergileyişi, aktif olma işi, kavgaya karışma işi. Çünkü bunu şeyde de göreceğiz. Hikayenin ilerleyen kısımlarında Doug Ignatius'ı dövecek ama Ignatius karşılık veremeyecek. Yine hani onun baskılanmış pasif tarafını göreceğiz. Bu önemli bir nokta. Sonra bu evet Ignatius yumruk atlası bir yüzüm var dedikten sonra anlatıyor. İşte abim böyle, abim şöyle, bu böyle başladı, ben şurada doğdum falan filan gibisinden anlatıyor. Sonra bunun Montana'daki evine gidiyor bir yaz tatilinde. Orada işte Doug anlatıyor işte Samantha diye birisi var. Çok güzel, öyle güzel, böyle güzel, şöyle iyi, böyle iyi. Anlatıyor da anlatıyor. Bizim Ignatius da tabii dinleye dinleye. Tabii o öldü, doğrudur falan filan diye böyle bir beklenti içerisine giriyor. İşte Native American, işte babası Doğu'ya gitmiş. Washington DC'de bir şeyler yapmış. Doğu'da çatışmış. Fikir savaşı vermiş, intihar etmiş, işte Mick Jagger'la yatmış, bu Mick Jagger'dan çocuğu var falan filan. Bayağı uzun anlatıyor böyle yani. Anlat anlat bitmez bu. Çok da anlatıyor ama. Şimdi geleceğiz, bu anlatmaların sebebine geleceğiz. Sonrasında Ignatius Samantha ile görüşüyor. Samantha bunların yanına geliyor, tanışıyorlar. Ama Ignatius ısınamıyor. Neden? Çünkü Samantha'nın bir yalancı olduğunu düşünüyor. Yani yalancı, yani yalancı. Mick Jagger'la yattım ve çocuğum oldu demesi bile hani çok uf. Tabii sonrasında diyecek, sonrasında daha saçma şeyler diyor. Hani birçok kişiyle yattım, 150, 300 mü diyordu, bir şeyler diyordu hani. 300 kişiyle birlikte olduğum falan filan anlatıyor böyle. Hani abartı, abartı üzerine kurulu bir yaşam tarzı var Samantha'nın. Tabii daha sonrasında Ignatius bunu belli etmemeye çalışıyor. Hadi yatalım, akşam oldu, gidebilirsin, hadi git, ben yatacağım falan gibisinden. Yatacağız, yatmamız lazım falan, uyumamız lazım gibisinden laflarla geçiştirmeye çalışıyor. Ama Doug kardeşinin yüzünden pek memnun olmadığını anlıyor. O bakışını sevmedim diyor. I don't like that look diye bir lafı var. Orası önemli. Çünkü yine yumruk atılası bir yüzü olduğunu hatırlatıyor falan gibisinden. tabii de dayak yiyor mu? Yiyor ondan sonra işte. Sementaya yamuk yaptın diye dayak yiyor. Kafası yarılıyor. Kafası yarılınca hastaneye gidiyorlar. Hastanede Hildy ile tanışıyor. Hildy de hemşire. Tabi bu hemşireyle sonrasında evleniyorlar falan filan ama işin komik tarafı, bunlar evde yokken Samantha bunları soyuyor. Doug'un bütün parasını alıyor. Allah'a ısmarladık batı. Batıya doğru gidiyor. Şimdi ben bu batıya bağlayacağım. Batıya şuradan bağlayacağım. Hildy ile evliliklerinin son döneminde Hildy eski aşkımız kalmadı diyor ve sürekli bully'liyor hani. Bully'yi nasıl çeviririz ya? Zorbalıyor. Bizim bu Ignatius'ı zorbalıyor. Zorbalık yapıyor yani, bildiğin zorbalık yapıyor. Evlilik içerisinde zorbalık yapıyor. Ama bizim Ignatius da çok takan bir adam değil yani. Çok rahat yaşıyor. Hildy onu diyor bunu diyor ama hiç çok da umurumda diyor. Devam ediyor. yani olur, olabilir. Sonra işte aynada yüzünü falan görüyor da neyse, oralar yumruk atılası yüze geliyor geri. Oraya daha fazla girmeyeceğim. Sonrasında bu işte Hildy diyor ki ben yeni bir hayata başlayacağım. Sen de bu evden git.
Senin yerine ben Grace'i buldum. Bu işte hastanede çalışırken birisiyle tanışıyor Grace. Grace'i eve getiriyor. Bunlar beraber yaşayacağız diyorlar. Grace kim ola? Aman ya Rabbi. Ignatius gülüyor. Samantha. Ignatius tabii ağzını arıyor falan filan ama hiç belli etmiyor. İşte Hawaii'ye gittim. Hawaii'de evlendim, boşandım. İşte batıya kaçışı bence Hawaii'ye gidişi. Çünkü Montana'nın batısında kalıyor Hawaii. Yani Samantha bir tık dolandırıcı. Kişiliksiz bir karakter aslında. Çünkü hem Samantha hem Grace ikisi de çok benzer gibi gözükse de çok farklı noktalardalar. Yani Samantha'da da şey var mesela. Samantha Mick Jagger'la yattım diyorsa, Grace de Sting'le yattım diyor. Hani çok benzer yalanlar üzerinden hani kişiliğini devam ettirmeye, o yalancı kişiliğini devam ettirmeye çalışıyor. Ve kişiliksiz bir insana dönüşüyor yani. Sonucunda bir kişiliği yok bu karakterin. Sadece günü geçirmek, parayı bulmak ve ertesi sabaha görebilmek için işte sürekli farklı kişiliklere giriyor gibime geliyor bana. Böyle de komik bir hikaye. Humor var içerisinde. Ha bu arada Hildi ile ayrılmalarının bir sebebi de Hildi'ye biraz şişmanladığını söylemek istemiyor. Buradan bir kavga patlak veriyor tabii. Hildi üstüne yürüyor işte. Şöyle değil böyle değil. Samantha'ya güzel değil diyor tabii anlatırken işte bu olayları. İşte bunu kendi üstünde değil bütün kadınlar üzerinden alıyor. Hani beauty standards hani o güzellik standartları üzerine de bir tartışma dönüyor öykü içerisinde ama o kişiden kişiye değişen bir şey tabii. Hildi de biraz hani yolunu bulmak için hadi bunu dedi bunu da sebep gösterir ben buradan ilerlerim gibisinden yürüyor. Öyle yapıyor işte sonra Grace Mrace derken en son bizim Ignatius'ın çanta dolu kıyafetleri atlıyor. Ignatius da gidiyor. Öykü de bitiyor bu kadar işte. Ya daha da anlattırmayın bana. Gidin okuyun. Kaç? 96 yılında sanırım. 96 yılında New Yorker'da yayınlanmış. Robert Bosch'un hikayesi. Çok tatlı bir hikaye. Bu adamı ilk defa okudum. Birazcık artık çağdaş Amerikan öykücüleri ve romancılarına bakmaya çalışıyorum. Neden? Yüksek lisans öğrencisiyim. Hayat zor. Daha da zorlaşıyor. Neyse bu kadar yeter. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın.